Birebir seanstan çıktım biraz önce değerli arkadaşlar. Birebir seans, daha önceden hiç anlatmadığımız, reklamını yapmadığımız birebir seansın özellikleri nelerdir? Kimlere uygun? Herkesin merak ettiği birebir seansın özelliği şu. Bu programa bir kere kendine değer veren, kendi işini büyütmek isteyen, yanında 3-5 kişi çalışan, öğrenmeye açık olan insanlar katılıyor. 10 kişilik bir grubumuz ve bunun reklamını hiç yapmadık, yapmıyoruz da. Fakat insanlar merak ediyor, o yüzden anlatmak istiyorum. Bu programa katılmak isteyen insanlar genellikle daha fazla para kazanmak isteyenler, verimli çalışmak isteyenler, kısa süre içerisinde daha fazla iş yapmak isteyenler, zamandan tasarruf yapmak isteyenler, çoluğuna çocuğuna daha fazla zaman ayırmak isteyenler katılıyor bu programa. Bununla beraber genellikle bizim grubumuzdaki insanlar Avrupa'da yaşayan, kendi işini yapan insanlar. Bu insanlarda ortak gözlemlediğim konu şu değerli arkadaşlar. Avrupa'da yaşayan iş adamlarının en büyük sorunu takipsiz olmaları, istişare edebilecek insanların olmamaları, maddi ve manevi sorularda, maddi ve manevi psikolojide sorularına cevap alamamaları, bereket konusu bilhassa veya blokajları, engelleri, maddi ve manevi nedir ne değildir. Bu konuda cevap alamadıklarından dolayı stratejiye, kılavuza, rehbere ihtiyaçları var. Bizler de onların o sorularına birebir seanslarımızda cevap veriyoruz. O yüzden programa katılan insanların hasılatları artıyor. Yani omuz atısı halleri yükseliyor. Kısa süre içerisinde daha fazla verimli olabiliyorlar. Yani 8 saatlik işi 2 saatte de yapabiliyorlar. Bununla beraber kendilerine, ailelerine ve çocuklarına zaman ayırabiliyorlar. Neden? Çünkü sorularına cevap aldıkları için. Yani bir kılavuzları olursa, bir rehberleri, mentorları olursa haftalık konuşabilecekleri, bir hafta önceki mevzuları, konuları, elemanları ile olan iletişimini konuşabilecekleri insan veya müşterilerle alakalı sorunlar, yaşanmışlıklar, bunlarla alakalı konuşabilecekleri insan olduğunda, sorularına cevap aldıklarında adım adım emin adımlarla güzel yerlere gelebiliyorlar. Genellikle Avrupa'da yaşayan iş adamlarının en büyük problemi biraz önce dediğimiz gibi sorunlarını konuşabileceği bir rehberlerin olmaması. O yüzden büyük sorunlar yaşıyorlar. O yüzden özgüvenleri düşüyor. O yüzden gelecekle alakalı kaygıları oluyor. O yüzden verimli olamıyorlar. O yüzden konseptten çıkıyor ve işini batırıyorlar. Çünkü birebir ilerleyebileceği bir rehberi yok. Planlı, disiplinli çalışabileceği bir rote faden, yani kırmızı bir çizgileri olmadığından dolayı bu sorunları yaşıyor. Biz de işte birebir programlarımızla onların bu sorularına cevap veriyoruz. Yani bu programa katılacak arkadaşlar 10 kişi olduğu için sadece sırayla alıyoruz. Yani bir kişi programı bitirdiğinde 1-2 hafta sonra boşalan yere başka başvuru gönderen kişileri, iş adamlarını, kendi işini yapan insanları alıyoruz ama bunların ortak özelliği söylenen ödevleri yapan insanlar. Yani icraate geçirebilecek insanları biz programımıza alıyoruz. Çünkü lafla peynir gemisi yürümüyor değerli arkadaşlar. Sen de eğer daha verimli çalışmak istiyorsan, kendi işini büyütmek istiyorsan, Almanya'da, Avrupa'da yaşayan bir iş adamı olarak mutlaka kendine doğru bir rehber seç. Doğru bir rehberin olsun. Haftalık, geçmiş haftayı ve gelecek haftayı konuşabileceği kahve muhabbeti tadında değil de gerçekten hem bilimsel hem ilimsel ilerleyebileceğin, sorularının cevabını alabileceğin bir rehberin, bir mentorun, bir yol göstericin olsun ve öyle ilerlersen sonuç alırsın. Öyle ilerlersen hayatında, işinde, ailende, sağlığında daha iyi yerlere gelirsin, daha mutlu olursun, daha huzurlu olursun ve hayatına bereket katmış olursun. Öbür türlüsüne iş adamı hastalığı, bunlar genellikle ertelemek, işini sonuna kadar getirmemek, plansız bir hayat, 8 saatten daha fazla çalışmak, çoluğuna çocuğuna zaman ayıramamak, dostlarına, arkadaşlarına, hobine zaman ayıramamak. Bunları yaşarsın, bunlar iş adamlarının ortak hastalığı değerli arkadaşlar. Sağlam, sağlıklı iş hayatı olması için mutlaka bir mentorla adım adım hedefine doğru ilerle. Bunun için kendine doğru bir mentor bul. Açık ve net söylemek istiyorum. Sen kendi işini neden yapıyorsun? Özgürlüğe kavuşmak için değil mi? Hapse girmek için değil. Zihinsel hapse girmek için değil. Girdabın içerisine girmek için değil. Cenderenin içerisine girmek değil. Yani elinin kolunun bağlanması değil. Sen onun için işe başlamadın. Sen finansal özgürlüğe kavuşmak için kendi işini yapıyorsun. Eğer sen günlük 8 saatten fazla çalışıyorsan, kendini parçalıyorsan,
devamlı işten başka bir şey düşünemiyorsan, aile hayatına, hobilerine, kendine zaman ayıramıyorsan, o zaman sen müşterilerin kölesisin, elemanların kölesi olmuşsun, haberin yok. O yüzden bu cendereden kurtulmanın tek yolu var. Seni takip edecek, planlı, disiplinli, emin adımlarla hedefe götürecek kılavuza, rehbere, mentöre ihtiyacın var. Eğer bizi kendi işini büyütmek için mentor olarak yanında istiyorsan, programa katılmak için aşağıdaki linke tıkla, formu doldur, gönder. Bu videoyu da çevrende kendi işini yapan insanlara da mutlaka gönder. Yorumlar kısmına da lütfen aktüel durumunu yaz. Programlarda görüşmek dileğiyle, hoşça kalın.